Herkese günaydın sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Faslını hızlıca geçtikten sonra sizlerle bugün eBay Kleinanzeige eski adıyla yeni adıyla Kleinanzeige üzerinden alışveriş yaptığımı göstereceğim, paylaşacağım. Buradan bir tane büro sandalyesi aldım. Otururken kıçım ağrıyor. Mutfaktaki sert sandalyelerle. Biliyorsunuz Sümenyeli odaları ayırdık. O yüzden kendime bir sandalye alacağım şimdi ikinci el. Oraya doğru gidiyorum. Konuşmayı paylaşıyorum. Sandalyenin fiyatı 30 euroydu. Ben 25 euroya ikna ettim. 20 euroya ikna olmadı. Sandalyeye de ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Normalde 60-70 euro sıfırı. Öyle bir avantajlı bir alışveriş yapacağız. Ben zaten kıçım çok da değerli değil. Yeter ki sağlıklı olsun. Rahat olsun. Epey tabii ki ödeme yapmadık. Epey kaliteli dedi. Kozmetik olarak üst düzeyde dedi. Yıpranmamış yani. Dediği gibi ise alacağız. Hep beraber gidip göreceğiz. Şimdi ben yakıtımı ödeyeyim. Şimdi sandalyeyi alacağım adrese gidiyorum. Sizler fotoğraflarını ve ilanı ve konuşmamızı yan tarafta görüyorsunuz. Bakalım dediği gibi ise sandalye 25 euro bir şey değil. Ablaya da kasadaki ablaya da bir 5 euro yaptırdım. Hiç 5 euro'm yoktu. Parayı tam götürmeyi çok severim. Kendisinde bozuk olmayabilir. Sıkıntıya sokmaya gerek yok. Orada bir anlaşmazlığa gerek yok. Adresi bildiğim için navigasyona bakmadan gidebilirim. Deering House'unda. Bugün kendimi bayağı bir halsiz hissediyorum. Üzerinize afiyet. Üşütmüşüz herhalde yine. Ama sıkıntı yok. Öğlene doğru rahatlarız. Oğuzhan'la Almanya kanalını 10.000 yaptığınız için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Benden gelen destekler varsa sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugünkü yeni videoda, daha doğrusu dünkü yeni videoda gördüğünüz yangında bir kişi maalesef vefat etmiş arkadaşlar. Çok üzüldüm. Facebook gruplarında yazıştık. Oralarda da paylaştık birbirimize. Çok üzücü bir şey yani. Yangında vefat etmek. Adamın bedenini bulmuşlar yani. Kadın mı adam mı? Kömürleşmiş bir beden bulmuşlar. Allah muhafaza yani. Ölümün de hayırlısı derler ya. Yazık. Aklımıza bir şey gelmiyor. Nasıl çıkar? Nasıl eder? Evde kimse yoksa nasıl çıkar yangın diye. Kendi kendime kötü senaryo söylemek istemiyordum ama evde biri varmış. Şimdi yaz olsa, havalar çok sıcak olsa biraz böyle olumsuz tahminlerim olacak. Ama öyle bir durum da yok. Ne yapalım? Toprağı bol olsun diyelim. Ölümün de hayırlısını dileyelim. Bir takipçimiz var. Amerika'da yaşıyor. Georgia'da, Atlanta, Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yaşıyor. O arada bir yazıyor YouTube'da veya Instagram'da. Buraya taşınıyorlarmış. Konuşuyoruz. Onlar konuştuğumuz şeyler bilgi olduğu için sizlere de paylaşacağım. Ev alma konularını konuşuyoruz. Yani gösterdiği evler öyle böyle eski evler değil. Hem dizaynı kötü, hem İçini yenilememişler. Öyle evlere 450 bin euro istiyorlarmış. Ulm'e yakın. Kirchheim civarı. 20 kilometre dışında Ulm'ün. Çok pahalı arkadaşlar. Yani 450 bin euro, 500 bin euro bir eve verdikten sonra şu anda üstüne bir de 250-300 bin euro faiz ödersin. Öyle tahmin ediyorum. Şu anki faiz oranlarıyla. Ne oldu yani? Ne anlama geldi bilmiyorum. Benim fikrim, böyle faizi yüksek olan ortamlarda, bildiğiniz gibi enflasyon da yüksek olduğundan dolayı faiz yüksek, yatırım yapmak yani. Yatırım yapmak daha mantıklı. Bir şeylerin fiyatları artıyor ama siz önden ev alarak faize gömülüyorsunuz. 250 bin euroyu bir insanın biriktirmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Doğrudan onu faize ödemeyi taahhüt ediyorsunuz baştan. Bir de Almanya'daki evlerin satın alma maliyetlerinin içerisinde %11'lik evin yan giderini karşılamanız gerekiyor. Emlakçı parası var, noter parası var, tapu parası var bunların içerisinde.
Bunları en baştan bir de karşıladığınız için 500 bin euroluk bir ev, zaten aşağı evler çok zor bulunuyor. Şöyle 50-100 düzgün bir şey almak istiyorsunuz. Böyle bir ev aldığınız zaman %11'i ne yapıyor? Sizin matematiğiniz iyidir. 10 ile çarpsak, 10'a bölsek pardon, 50 bin, 55 bin euro arkadaşlar. 55 bin euro yapıyor %11'i. 55 bin euroyu nakit hemen çat vermeniz lazım. O evi satın alıp bir de aylık 2000 euro yerine göre kaç yıl çekecekseniz kredi ödemeniz gerekiyor. Ben geçen sene 310 bin euroluk bir ev için kredi çekmek başvurusunda bulunacaktım. Şartları öğrenmek istedim. 1500 euro istedi. Hani ev oturulabilir bir ev olsa 1500 euro kredi ödemesi makul. Önden %11'ini yine ödeyeceksin. 33 bin euroyu ödeyeceksin. Ama 1500 euro kredi ödemesi makul. Niye? Çünkü zaten kiraya oturduğun zaman 1200-1100 minimum ödeyeceksin. Ama tutup da 1200-1100 ödeyeceğin yerde 2200-2300 ödersen herkesin bütçesi onu kaldırmaz. Bir de şöyle bir durum var. Çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Hayatınızın en büyük alışverişi olabilir ev alışverişi. Burada kırmızı mı yanıyor yine? Anlamadım ha. Sizin hareket kabiliyetinizi çok kısıtlayan bir şey. Biliyorsunuz ben Mörfelden de Frankfurt'un yakınında çok güzel bir semt, havalimanının dibinde popüler bir semt. Pilotların uçakla ilgili uçuş personellerinin, havalimanı personellerinin hep tercih ettiği bir bölge, nezih bir bölge. Mörfelden şehri. Oradan ev aldık. Çok güzel, sevindik. O günkü şartlarla uygun faiz oranlarıyla aldık. %1.4. Ödemesi aylık 1790 euro civarında. Yani şimdi güzel seviniyorsun ama hani yatırım yaptım, gelecekte emeklilikte bu benim üst denkleşecek. Bana yardımcı olacak bu ev. Maliyeti çıkmış olacak, parası ödenmiş olacak diye seviniyorsun. Ama mutlaka şeyi etkiliyor. Manevra kabiliyeti dediğimiz şey var ya. Yani ben burada şu anda burada 2 yıldır çalışmaya başladım. Ben o evimden çıkmak zorunda kaldım. Satmak da mümkün değil. Çünkü faizin yüksek olduğu ortamda ev fiyatları değerini bulmadığından dolayı satabiliyordum. Vergisel olarak problem yoktu 2 yıl yaşadığım için. Fakat faizlerin yüksek olmamadığından dolayı benim ödeyeceğim faiz yanıma kar kalacaktı. Düşünün yani. Şunu demek istiyorum. Faizlerin yüksek olduğu ortamda ev değerlenmedi. Değerlenmediği için ödeyeceğim faiz yanıma kar kalacaktı satarsam, satsaydım. O yüzden biz de satmama kararı aldık. Siz bir ev aldığınız zaman o evden çıktığınızda her türlü zarardasınız. Çünkü evin kendi maliyetleri oluyor, yıpranması oluyor, onları yaptırmanız lazım. Ev sahibi olarak her şeyin sorumlusu sizsiniz. Kiracılığın öyle avantajı var bir yandan. Ev eskidiği için zamanla değeri bilmiyorum nasıl değişecek. 10 yıl sonra mesela değeri ne olacak? Piyasa şartlarının yeni evler diyelim ki 1 milyon euro ise o evin değeri mesela 700 bin euro olacak 15 sene sonra. Yani ev çok mantıklı bir yatırım değil. Oturduğunuz ev dışında yeni ev almak çok mantıklı bir şey değil. Yeni ev. Eski ev alırsın, içini güzelleştirirsin, kiraya verirsin veya satarsın, o ayrı, o ticaret. O yüzden ev alırken oturacak mısınız o semtte, o şehirde? Kalıcı mısınız? Bunu düşünün. Eğer yarın bir gün böyle manevranız yüksek ihtimalliyse yani ev almamanız daha mantıklı olabilir. Sonuçta paranız çöpe gitmez. Paranızı bir şekilde yatırıma yönlendirirsiniz. Tavsiye etmiyorum. Ne diyorlar ona? Yatırım tavsiyesi değildir diyorlar ya. Hisse senetleri olabilir. Başka bir yerden bir arsa olabilir. Ama eve yatırdığınız zaman parayı, orada oturmadığınız zaman çıkarsanız zarardasınız. Bunu söyleyeyim. Ne zaman çıkacağınızı bilemem. Onu toplu böyle bir değerlendirin. Sonuçta bir de şey var. Bunu söylemesi biraz enteresan. Ama aldığınız mal sizi bağlıyor arkadaşlar. Vergisi var, yıpranması var, amortismanı var, faizi var. Yani iyi düşünüp iyi karar vermek lazım. Faizler de çok böyle cazip değil. Size şunu göstermem lazım. Şimdi nasıl biçtiğini bir bakın ya.
Aşina bak. Allah Allah. İşte. Almanya deyince makine. Ev konusunu da böyle konuştuk. Dün izlediğiniz bugünkü videoda, daha doğrusu dünkü videoda Almancayı konuştuk. Böyle sorularınız birikince belli konular üzerinde onlarla ilgili video yapıp toplu cevap vermek daha mantıklı oluyor tabii ki. Bu Kleinanzeige meselesine bakalım. Arkadaşlar, zengin veya fakir, ihtiyaçtan fazlasını harcamak bana göre israf. Bunu böyle düşünen insanlar hayatlarının ilerleyen safhalarında daha rahat yaşıyorlar. Dolayısıyla ben bu şekilde yaşamayı kendime uygun görüyorum. Kendime yakıştırıyorum. Ne yapıyorum? İhtiyacım yoksa sıfır bir malzeme almıyorum. Arabayı mesela ihtiyacıma göre, kazası arkadan yapıldığı için beni etkilemeyeceğinden dolayı, yaptırdıktan sonra bindikte binerken midem bulanmayacağından dolayı satma derdim yok. Bu araba zaten 140 bine geldi. 240 bine gelir, 340 bine gelir yarın bir gün. O arada hep arabanın kaliteli olmasından kaynaklı satma fikrim, yeni araba alma fikrim hep öldü yani, iyi oldu. Bu eşya için de geçerli. Araba bir eşya, sandalye bir eşya. Sizle beraber koltuk da bakacağım. Bugün alışveriş günü. Kleinanzeige'den koltuk da bakacağım odama. Orada dinlenirken o ayarlayacağım bir şey var. O olması lazım. Yataklı bir koltuk olmadığı zaman çok pahalı olmuyor. Biz IKEA'dan o yatağı, yataklı koltuğu 1000 euroya aldık. Bazen hanımların da dengesini sağlamak lazım. Sümeyye öyle şeylerde ikinci el pek sevmediğinden dolayı ben de onun gönlünü kırmamak için, gönlünü yapmak için sıfıra yöneliyorum. Onun ihtiyaçları için, yani onun önceliklerinde olan ihtiyaçlar için. Sıfıra yönelim ama araba mesela benim önceliğimde olan bir ihtiyaç. Sonuçta süren çoğunlukla benim, bir yere götüren getiren benim. Sümeyye de kullanıyor tabii ki ama buna ben tutup da bu arabayı almazdım. Bunun fiyatına da eski bir araba alıp da eskimiş bir motorlu bir araba almazdım. Yani bence orada mantıklı bir şey oldu. Durumlar böyle. Alışveriş durumları böyle. Sizle beraber bugün hem Kleinanzeige'den koltuk bakacağız. Hem de yapacağım hareketler içerik oluyor. Yani ben içerik olsun diye çekmiyorum kesinlikle. İçerik olsun diye çekeceğim şey de en son kiralık ev arayacağız. Ben kiralık ev aramıyorum. Sizin için arayacağım. Bana kiralık ev konusunda fikirlerinizi paylaştınız. İlk gelen insanların ihtiyacı olacak şekilde potansiyelde evler bakacağız. Bir odalı evler, sadece bir oda, tuvalet, odanın içerisinde mutfak. Böyle evler 1+1, hani yatak odası ayrı, yine mutfak salon bir evler. Bir de 2+1 evler bakacağız. Daha büyüğüne bakmayacağız. Bakalım ne durumlarda, ne evler bulabileceğiz ilanlarda. Onları paylaşacağım tabii ki. Şimdi ben bir adresin tamamına bakayım. Çünkü mahalleye geldim, otoban çıkışına demişti. Hadi görüşürüz. Konuştuğum kişi 11 numarada. BMW'nin arkasına park eder misiniz yazmıştı. Şimdi BMW arıyoruz, bakalım BMW bulabileceğiz mi? Numaradan ziyade BMW'yi arıyorum. Direkt BMW'nin arkasına park edin dedi. Neredeymiş BMW? Arkadaşlar, X5'e biniyor. İkinci ele satıyor koltuğunu. Çöpü bırakmıyor. Mercedes'e biniyor. İkinci el koltuk alıyor. Sıfır almıyor. Almanya'nın özetini gösteriyorum size. İhtiyaca göre yaşayan insanlar ülkesi. Koltuğumuz bu şekilde. 25 liraya aldık. Oturdum. Deneme sürüşü de yaptım. İniyor, kalkıyor. Beni taşıyor. Buraları deri. Buraları kumaş. Gayet de konforlu, rahat, hoşuma gitti. İşte bu. Adam da Alman da bu arada. Müstakil evi var. Yani böyle bir paylaşım bilgisi olsun arkadaşlar, bilgi olsun. Müstakil evi var, temizlemiş koltuğunu, ihtiyaçtan fazla satıyor. İşte böyle. Hadi evimize gidelim. Mike işe gidiyor. Arabayı geri geri getiriyor. Bizim bu arabanın olduğu park yerine doğru geri giriyor. Sonra dümdüz yukarıdan çıkıyor. Dönüp de soldan direkt çıkmıyor.
Selamlar kıymetli dostlar. Sizlerle birlikte şimdi ev bakacağız. Kiralık ev. Bahsetmiştim ya böyle bir şey yapacağız diye. Ekranımı paylaşayım. Yan tarafta görünmesi için. Daha evvel bir hazırlık yapmadım. Önce yapmamız gereken şey Immobilien Squad 24 sitesinden uygulamasını daha doğrusu indirmek. Onun için de giriyorsunuz app denen yere. App Store hızlıca. Bak diyorsunuz. Türkiye'de de indirebiliyorsunuz bunu. Immovelt diye de bir şey var. İki uygulama var. Immobilien Squad 24. Benim Wi-Fi'm niye çalışmıyor ona bir bakayım. Buna bağlansın da daha hızlı olsun. Tamam. Şimdi bunu indireceksiniz kıymetli dostlar. Bir yandan da Immovelt'i indirebilirsiniz. Daha evvel indirip denemişim. İki site var çok meşhur. Bir de Kleinanzeige. Şimdi öncelikle ImmoSquad'a bakalım hızlıca. Biraz böyle size pratik göstereyim. Ev ararken nereden arayacağız? Nasıl yapacağız? Kriterlere neye dikkat etmek lazım? Onlara bakalım. Diyelim ki bizim burada ev arıyoruz. Şimdi gelmeden arayacağınız için konumu yazıyorsunuz. Nereye referans aldınız? İş yerinizi referans aldınız. Diyelim ki Bomik. Benim iş yerimin olduğu yer burası. Bunu seçtim. Yanında 2 kilometre açıyla şöyle 2 kilometre çapında araştırma yapabilirim. Bunu biz 5 kilometre yapalım. Araştırmaya başlayalım. Kiralık ev arayacağımız için Mieten'ı seçiyoruz. Apartman dairesi için Wohnung'u, müstakil için House'u seçebilirsiniz. WG'de Wohngesellschaft yani paylaşımlı ev oluyor. Onu da seçebilirsiniz. Ama paylaşımlı ev için size başka bir site göstereceğim. O yüzden buradan apartman ve müstakiller seçilebilir. Biz bir tanesini seçebiliyoruz bu arada. Wohnung'u seçtik. Kaydet dedik. 9 tane ev çıktı bu bölgede. 3 odalı 63 metrekare 738 euro. Hemen bakalım. Banyosu beni hemen çekti mesela. İnceleyelim. Hızlıca. Bu evlerde önemli olan şey mutfağı var mı yok mu? Mutfağı yoksa çıkma mutfak alıyorsunuz. Takıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Çoğunlukla mutfak bulamazsınız. Şaşırmayın. En şaşıracağınız şey bu çünkü. 2-3 tane fotoğraf koymuş geçmiş. Okuyalım hızlıca. Dering House'un dediği merkezi bir yer arkadaşlar. Online termin yapılabiliyormuş. Online görülebiliyormuş. İki katlı bir yermiş. Giriş katmış. Erdgeschoss Wohnung. Zaten yazıyor giriş kat diye. 429 euro. Faturalar hariç kirası varmış. Buna soğuk kira diyeceğiz bundan sonra. Metrekare fiyatı burada yazıyor. Bir dahaki baktığımız evlerle kıyaslamanız için aklınıza kalsın. 6.8 euro. Yan giderleri 136 euroymuş. Yan giderin ne olduğunu anlatmıştım. Vergiler, çöp toplanması, şu bu içinde. Heiz Kost'un da ısınma gideri 173 euroymuş aylık. Kaosyon dediği de bildiğiniz depozito. İki kiraya yakın bir şey istemiş. 1287 euro. Muhtemelen 3 soğuk kira istemiş. Evet 3 soğuk kira. Ev 1924 yapılı. 2024'te renova etmişler. H sınıfı enerji. Dikkat edeceğiniz tek şeyleri tek tek anlatıyorum. Enerji sınıfı bu evin H'mış. H olan bir ev çok zor ısınır. A'dan H'a kadar gidin şöyle. Kademe kademe. Benim aldığım ev Mörfelden'deki A sınıfı mesela. Hiç kışın -10'da bile kalorifer yakmadan yerden ısıtmaydı. Ve ısı pompasıyla ısınıyordu. Durabiliyorduk. Ne diyor? Renovierungsbedürftig. Yani bu ev renove edilmeye ihtiyaç duyuyor diyor. Bu minimum şartlarda yaşamak isteyen başlangıç aileleri için tutulabilir bir ev. Yani toplam ödeyeceğiniz para burada 738 euro. 2500 euro arasında biri kazanan birisi için dörtte birini kiraya vermesi için böyle bir ev tutabilir. Şimdi burada unroof yapamıyoruz. Telefonu kapatmış nahrit yazabiliyoruz. Hem de burada muhtemelen emlakçı var. Şimdi biz buradaki profilimizi değiştirelim. Çünkü artık eski evde değilim ben. Yazıyorum. Furkan Aydoğan. Furkan Aydoğan.
mailimi yazıyorum. Bir de telefonumu yazıyorum. Tamam. Sokağımı yazıyorum. Mevcut sokağınızı istiyor. Almanya'da herhangi bir yer yazabilirsiniz. Türkiye'den ilana başvurduğunuzu belli etmeyin. İyice karar listeye girmeyin. Sallayın bir adres. Hayvan bakıyorsanız burada. Şurada ne diyor? House tier'ı. House tier'ı ev hayvanı. Var mı yok mu? Varsa evet, yoksa hayır. Bende yok. Aylık geliriniz net ne kadar? Eve giren aylık gelir. Ben 2500 euro alıyorum. Eşim 1500 euro alıyor. 4000 euro. Tamam mı? 4000 euro yazıyorum. Bu, sallıyorum yani bunu. Gönder. Gönderdik. İlk ilana başvurduk sizinle beraber. Şimdi devam edelim. Privat diyor. Privattan kiralık. Başvurduğuma dair de onay geldi. Tamam. İki odalı 64 metrekareymiş. Ben biraz seçeceğim şimdi. Bir tane alt sınıftan bir eve başvurduk. Bir tane orta sınıftan bir eve başvuralım. İki odalı 70 metrekare 1100 euro. Evin fiyatı biraz daha yüksek. Şimdi göreceksiniz metrekare başına fiyat ne kadar burada. 11.43 euro. Neredeyse diğer eve göre 2 kat daha pahalı değil mi? Kat mitesi yani soğuk kirası 800 euro. Toplam kirası ise 1100 euro. Aradaki 300 euro yan gider ve yan gidere dahil olarak da bir üst tarafta yazıyor. Sıcak ısınma. Ev 1973 yılında yapılmış. Merkezi ısıtma sistemi varmış. Gazla ısınıyormuş. Bunlar önemli bilgiler. Konum olarak Wheel'daymış. Gayet iyi yerdeymiş. İki odalıymış. 70 metrekare oturma alanı varmış. Kileri varmış. 3 yıl önce renove edilmiş. Bunu geç. Hop. Kapat. Ne diyor? Neue Pflege leichte Fußböden. Yerler yeni bakım yapılmış. Alarmı varmış. Tamamen mobilyalıymış. Bu ev eşyalı bir ev yani. Terasa oturma odasından çıkış varmış. Ve mutfağı varmış. İçinde de fırını, bulaşık makinesi varmış. Çamaşır makinesi, lavabosu da varmış. Her şeyi varmış yani. Bu eve girdiğiniz zaman ev için bir masraf yapmayacaksınız. İhtiyaç olan şeylerle ilgili de ev sahibi size söylüyor. Hangi belgelere ihtiyaç var diye. Şimdi fotoğraflarına bakalım. İki tane örnek bakmış olalım böylelikle bugün. Hem de mesaj atmış olalım. Evet. Abstellraum dediği yer sol taraftaki kiler oluyor. Onun yanında banyo varmış. Sağ üstte yatak odası. Onun hemen yanında girişten sağa doğru dönünce girişi okla belirtmiş. Sağa doğru dönünce mutfak. Sola doğru dönünce oturma odası. Yani oturma odası ve yatak odası dışında bir de mutfak var. Koridor var. Kiler var. Bu kadar. Küçük yani. İki kişilik bir aile için ideal. Ben eşyalarını çok beğeniyorum şu anda baktığım kadarıyla. Burası gerçek değildir diye düşünüyorum ama gerçek gibi de duruyor. Ev çok güzel dizayn edilmiş. Eşyalı olduğu için gördüğünüz eşyalar evde kalacak. Fırını var aynı bizim fırından. AEG hemen tanıdım. Mutfağı biraz eski ama dolapları yeni. Banyosu güzel. İçesine çok fazla kötü değil. Terasa çıkan dedi ya, Wohnzimmer'den terasa çıkılıyor diye. Yani oturup şurada alkol kullanan, sigara kullanan, çıkıp dışarıda şöyle havada veya benim gibi dışarıda keyif yapmayı sevenler bu evi değerlendirebilirler. Ben beğendiğim için hemen arıyorum sizle beraber. Bakalım ne diyecek. Ben bu emlakçıyı tanıyorum. Hallo, Frau Warkentin, wie geht es Ihnen? Ganz gut, ganz gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht auch gut, danke schön.
Ich habe ein Interesse für eine Mietwohnung. Steht im Wiel. 1.100 Euro Warmmiete, 70 Quadratmeter, 2 Zimmer. Ja, genau. Darf ich diese Wohnung sehen? Ist es immer noch verfügbar? Suchen Sie für sich selbst oder wie sieht es aus bei Ihnen? Ja, für mich selbst. Sind Sie alleine oder mit meiner Frau, ja, mit meiner Frau. Nur zwei Personen. Ne, und dann werden wir eine Sammelbesichtigung führen. Okay. Ne, weil die Leute sind da drin. Hatten Sie schon bei uns was angefragt oder? Nein, noch nicht. Das ist die erste Anzeige, die ich gesehen habe. Wann könnte ich von Ihrer Seite wieder hören? Wenn Sie das Exposé noch nicht bekommen haben, dann ich würde Sie bitten, uns eine Anfrage zukommen lassen, damit ich auch Ihre E-Mail-Adresse sehe, etc. Ne? Aha. Oder haben Sie das Exposé schon mal bekommen? Nein. Ich schaue okay. Diese Anzeige auf ImmoSquad 24. Okay, ja, dann bitte schicken Sie uns die Anfrage und dann werden wir sehr wahrscheinlich, dann rufen Sie mich bitte nächste Woche Dienstag an. Okay, nächste Woche Dienstag rufe ich Ihnen wieder. Ich werde nur eine Nachricht schreiben, danach werde ich nächsten Dienstag Ihnen wieder anrufen. Genau. Und wo wohnen Sie gerade? Also auch zur Miete irgendwo? Oder ja, Miete. Jetzt wohnen wir in einem Miethaus, Gummersbacher Straße 35 und suche ich ein kleines. Also, und eine kleine Wohnung? Ne? Ja. Ja, wir arbeiten so in der Nähe, deswegen suche ich in diesem Bereich. Und wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Schneider Elektrik. Ach so, ja genau. Okay. Alles klar, gut, dann wie gesagt, dann bis nächste Woche Dienstag. Sie melden sich bitte und in dieser Zwischenzeit werde ich das Exposé zukommen lassen. Perfekt, danke schön. Schreibe ich jetzt sofort, Frau Warkentin. Sie werden einen Bescheid haben. Tschüss. Şimdi hemen bir mesaj yazalım. Emlakçı beni tanıması iyi olmadı. Çünkü benim iki çocuğumun da olduğunu biliyor. Belki de bilmiyor. Bakalım. Hallo. Wir suchen auf diese Wohnung sehr gerne. Wir möchten sehr gerne. Wir arbeiten als Ingenieur, zweiköpfige Familie. Könnten Sie uns einen Termin vorschlagen? Ich werde auch nächsten Dienstag wieder anrufen. Dankeschön, bis Dienstag. Tamam. Bunu şimdi böyle gönderiyorum. Şöyle yapalım. Ben proof'un yapma ya, gönder işte. Şeyim yok, hayvanım yok. Nein. Şıkın. Tamam. İki tane ilan gönderdik. Bakalım neler olacak. Devamını bunlarla ilgili gelişmeler oldukça çekeceğim, göstereceğim. Kiralık evlere böyle bakılıyor. Ben şimdi işime geçiyorum toplantıma. Görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar, bakalım mikrofonla nasıl çıkıyor ses? Sizlerin geri bildirimlerini rica ediyorum. Mikrofonla daha iyi çıkıyorsa, çünkü orada tık 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 sesler duydum ben bir önceki videoda. Deneyimimizi standart haline getirelim.
Ev kiralamak için yaptığımız deneyim, yaptığımız araştırma iki tane evle sınırlı değil. Ben şimdi size sadece iki tanesinin videosunu çektim. Az evvel 8 ile 14 arasında, tam hatırlamıyorum sayısını, eve daha başvurdum. Onlardan da yanıt gelirse ilanı paylaşarak yine onları ziyaret edeceğiz. Kiralık ev gezme işini görürsünüz. Gördünüz ya, emlakçı ne diyor? Çok fazla talep var. Ziyaret günü oluşturacağız. Ziyaret gününde herkes ortak gelecek. Aynı gün ziyaret edecek. O gün gittiğimizde belgelerimizi vereceğiz. Ev sahibi bizim belgelerimizi alacak. Yüzümüze bile bakmayacak. Yani meseleyi anlamanız için böyle bir deneyim gerekiyor. Önemli şeylerden bir tanesi de, şunun bluetooth'unu açayım. Önemli şeylerden bir tanesi de, kıymetli dostlar, bana ne sordu? Emlakçıyla konuşmamız gerçekten çok iyi bir şey oldu. Bir saniye. Kamyon geçsin. Emlakçıyla konuşmamız çok iyi oldu. Hem o emlakçıyı ben tanıyorum. Ev ararken, ev satın almaya çalışırken epey bir muhabbetimiz olmuştu. Hem de emlakçının bize söylediği şeyler bizim için iyi bir referans ve devamında da bilgi alışverişinde ben kendisini kullanabilirim. Sizlere faydalı bilgiler çıkarmak için değerlendirebiliriz. Ne söyledi? Nerede çalışıyorsun? Bakın ben size o soruları tekrar edeyim. Altına alt yazı yazmamışsınız muhtemelen. Nerede çalışıyorsunuz? Şu anda nerede oturuyorsunuz? Şu anda kirada mısınız? Gelir sormadı çünkü hatırlıyor. Ama ben ona toplam gelirimizi Türkiye'den gelecek bir ailenin toplam geliri şeklinde söyleyeceğim. Belgeyi verirken artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya da ben tek çalışıyormuş gibi kendi belgemi veririm. Biraz o zaman denk gelir. Yani bu bir canlı tecrübe olsun çünkü canlı tecrübeler çok önemli. Yakaladığınız, anlatılan hikayelerden daha fazla yakalayacağınız şeyler olacaktır. Hem evi gezerken soracağımız sorular, ev sahibinin bize soracağı sorular. Bunların hepsini deneyimlemek istiyoruz beraber. Bu konu çok zor bir konu. Ev kiralamak çok zor bir konu. Yani ben telefon açıp da Türkiye'deykenki gibi ben şöyle beğendim, emlakçıyı aradık ki değil mi? Ben şöyle beğendim, ne zaman görürüz? Yarın gel görelim abi. Diyemedi, gördünüz mü? Yarın gel görelim diyemedi. Nerede? Önümüzdeki hafta sonuna doğru bir gün belirleyeceğiz. Evi görmek isteyenler toplu olarak aynı gün gelecekler, evi görecekler. Salı günü beni arayın. Ev çok az olduğundan, kıymetli olduğundan, şimdi Türkiye'de de kiralık evler çok kıymete binmiş. Çünkü kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan sorunlardan dolayı ev sahipleri kiraya vermekten kaçınıyorlarmış artık. Burada da benzer bir durum oluştu şimdi. Sebep aynı değil. Buradaki arsalar imara çok açılmadığından dolayı ev miktarı az. Dolayısıyla kiraya verilen ev miktarı da az. Devamlı da göçmenler geliyor Almanya'ya. Bu nedenden dolayı ev kapanın elinde kalıyor. En güçlü kişi evi kiralarken, sizlerin arasından en güçlü kişi karı koca çalışarak gelenler. Bu çok zor bir ihtimal. İkisinin de iş bulup aynı anda gelmesi. O yüzden bunu eledik. İkinci güçlü kişi kalıcı sözleşmeye sahip kişi. Kalıcı sözleşme, kalıcı iş sözleşmesi sahip kişi. Bu ev sahibinin gözünde sizi daha güvenli hale getiriyor. İlk gelenler arasında vize türü bakımından çok fazla değişen bir şey olmayacağından dolayı orayı atlıyorum. Biz şu anda ilk gelenlerin pozisyonunu simüle ediyoruz. Tabii ki geliriniz çok önemli. Mesela 3000 euronuz, 3000 euro bir maaşınız varsa geldiniz buraya ilk ay, 2 ay iş arıyorsunuz. Maaşınıza 3000 euro. Ev sahibi tamam diyor. O baktığımız evlerden 700 euro, 1000 euro civarında olanları bu ödeyebilir diyor. Şu da çok önemli. Ev 2 oda baktık değil mi hep? 2 oda evler baktık. Bir tanesi 3 odaydı, bir tanesi 2 odaydı. Siz
3 odalı bir eve bakarken geliriniz yetecek dahi olsa, kafanızdan hesapladığınız geliriniz yetiyor. Ev sahibine göre de geliriniz yetiyor olabilir. Ama siz 3 odalı bir eve, yani bir yatak odası, bir salonu olan, 2 yatak odası, bir salonu olan bir eve 4 kişi başvurmaya çalıştınız, iki çocuğunuzla beraber. Ev sahibi sizi kesinlikle reddeder. Oda başına bir aile odasına 2 kişi, diğer odaya tek kişi kafasında vardır ev sahibinin. Ev 65-70 metrekaredir. Siz düşünürsünüz, dersiniz ki benim evim sonuçta, daha doğrusu benim ailem sonuçta, ben nasıl kalacağına, çocuklarımın nasıl büyüyeceğine, ranzada yatıp yatmayacağına kendim karar veririm dersiniz. Ama ev sahibi karar veriyor. Sizi tercih etmez. Biz kiraladığımız evde çok zor kiraladık. Berlin'deki evi çok da yüksek kira veriyorduk. 1700 küsur euro kira veriyorduk ta 4, 3 sene önce, 4 sene önce. Orayı bile çok zor kiraladık sevgili dostlar. Önemli olan şey evin durumunda, mesela 4 odalı bir eve 2 çocuklu bir aile başvurduğu zaman olumlu karşılık bulabiliyor. Gelecek insanlar açısından 2 kişi gelmek isteyenler ya da bir çocuğuyla beraber 3 kişi gelmek isteyenler şuna dikkat etsinler. Bir takipçimiz şu anda Almanya'da işten çıkarıldığından dolayı tecrübelerini paylaşıyor ve bizim için çok kıymetli. Gelecek olan insanlara ben şunu tavsiye ediyorum. İşiniz garantiyse gerçekten, mesela benim şimdi firmam iyi. Örnek. Bana iş sözleşmesi sunduğunda beni yarın işten çıkarmayacağını ben bilirim. Böyle firmalar vardır. Ama siz biraz böyle startup gibi, biraz yeni, biraz devir daimi çok olan, sirkülasyon diyorlar, sirkülasyonu çok olan bir firmaya başvurup da kabul aldıysanız biraz frene basın. Eşiniz başka iş pozisyonu, başka iş kabulü almadıysanız biraz frene basın. Eşiniz ve çocuğunuz önce ilk etapta gelmesin. Burada işten çıkarmalar yaygın. Bu arkadaşımız da yazmış. O da işten çıkarıldığından dolayı. İşten çıkarmaktan dolayı firmalar imtina etmiyorlar. Niye? Çünkü devlet arkanızda olduğundan bunlar da alışık. Buradaki insanlar da biraz alışık. Yani o iş olmadı, başka iş olabiliyor. Böyle firmalar olabiliyor arkadaşlar. Bu dediğim hassas bir denge. Sağlayabilirseniz çok iyi. Demek istediğim şey şu. Yeni başladığınızda eğer ki ilk ay çalıştınız, 2 ay çalıştınız, işten çıkarıldınız, o zaman başınız belaya giriyor. Nasıl oluyor? Siz yeni bir iş bulana kadar Yabancılar Dairesi'ne haber vermeniz gerekiyor. Yabancılar Dairesi de diyor ki senin sözleşmeni, vizeni, pardon, 3 ay sonra sonlandıracağız. O zamana kadar iş bulamazsan sonlandıracağız. Gelip de işten çıkarılmak o kadar kötü bir şey ki, şanssızlık yani. İşte bu yüzden danışman firmalara dikkat edin diyorum ben size. İşten çıkarıldınız diyelim. Kötü senaryoyu konuşalım. Her şeyi konuşuyoruz. Size der ki 3 aya kadar iş buldun, bulamadın. Türkiye'ye dönmen gerekiyor veya fırsat karta başvurman gerekiyor iş ararken. Onun için de bankana bir sürü para göstermen gerekiyor. Vize türünüzü değiştirmesi o noktada sizin de yine maddi olarak güçlü olmanız sayesinde gerçekleşebilir. Fırsat kart zannediyorum 6 ay. 6 ay daha iş bulamadınız. Bir şey oldu. O arada size devlet yardım yapmıyor. Devlet size bir yıl içerisinde ilk geldiğinizden bir yıl içerisinde işsiz kalırsanız yardım yapmıyor. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgisi olan varsa lütfen yazsın. İlk geldiniz Almanya'ya, ilk geldiniz, işe girdiniz, bir ay çalıştınız, firma sizi beğenmedi veya firmanın niyeti kötüymüş. Sizi aldı, sonra hemen dedi ki size uygun pozisyon yok, size uygun iş yok, bütçe yok vesaire, proje yok. Sizi işten çıkarmaya karar verdik. Çıkartıyorum dedi, çıkardı. Ne tazminat verir size, ne de sizin devletten alacağınız bir hakkınız var. Kira yardımı, işsizlik parası, böyle bir şey yok. Çünkü işsizlik parası sizin devlete yatırdığınız, işsizlik sigortasına yatırdığınız paralardan geri aldığınız bir para. Çünkü çalışmadınız ki hiç. İşsizlik sigortasına para birikmedi. Oradan yana şansınız yok. Kira yardımı da alamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü oturumunuz müsait değil. Kalıcı oturum izniniz varsa
kalıcı oturma izniniz varsa bunlara başvurmanıza, kira yardımına, işte belli bir süre çalışmışlar için söylüyorum. Bunlara başvurmanızda bir sıkıntı olmuyor. Ama vatandaş başvurusunda sizin yaptığınız daha evvelki başvurular, devletten almak istediğiniz sosyal yardımlar önünüze çıkabilir. Sosyal yardım alanlardan biraz böyle şüpheli bir konu. Sosyal yardıma ihtiyacı olmuş kişiler vatandaşlık süreçleri başarılı olmayabiliyor. Bunlara dikkat edin. Bugün canlı yayında yine Oğuzhan'la konuştuk. Herhangi bir ceza almamaya dikkat edin. Ev kiralarken bile şeye ihtiyacınız var. Şufa skoruna ihtiyacınız var. Ben niye buradan girdim? Bir aşağıdan girecektim. Ev kiralarken bile kredi notunuza ihtiyacınız var. Ev sahibi ona bakıyor. Riskli bir yerdeyseniz doğrudan şunu diyor: kendi hayatını riskli bir şekilde değerlendiren bu kişi benim de ödemelerime yardımcı olmayabilir. Ödemeler noktasında bana sorun çıkartabilir. Veli'yi gördüm bu arada da. Bizim futboldan arkadaş. O yüzden sola baktım. Şöyle girelim. Müsaitse dönelim. Bir tane daha telefon tutacağı alacağım. Şu anda karar verdim. Çünkü bir tanesi orada çok güzel yer tutuyor. Diğeri de görüntü versin diye ben ayarlamaya çalışıyorum ama bugün biraz canım sıktı. Ne diyorduk? Bir kredi çektiniz. Aman aman ödememezlik yapmayın. Telefon taksidi. Faturalı geldi. Hesabınız ekside kalmış olmasın. Onu ödeyebilsin, çekebilsin. Bu gibi önemli kalemler var arkadaşlar. Telefon gitti, uçtu. Dursun orada. Kira ararken, yine aklıma geldi. Kiralık ev ararken ev sahibi sizden şunu isteyebilir: bir önceki evinizden çıktığınızda oradaki sürecinizin özeti olan bir belge var. Eski ev sahibinin size o belgeye diyor ki: kirasını düzenli ödedi, bir sorun yaşamadık. Bu gibi bilgiler verebiliyor o belgede. Ev sahibi bunu isteyebiliyor kıymetli dostlar. İşte o yüzden oturduğunuz evde ödediğiniz kiralara, ev sahibiyle olan ilişkinize bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şuraya gireyim, Muhammed aradığı zaman çıkarım. Bu arada kamerayı düzeltirim. Biraz çalışayım bakayım, düzelteyim bunları. Muhammed'in çıkmasına 1-2 dakika var çünkü. Şöyle koyalım bakalım. Ben de bu arada kayıt nasıl olmuş onu kontrol edeyim. Şoför değilsin sen, şoför. Birazcık daha ilerleyebilirsin. Allah Allah. Genellemeyim diyorum da işte. Neyse, demeyeceğim bir şey. Aramızda bayanlar olabilir. Şöyle ilerletelim şoförlüğümüzü, gayretinde çok değil hanımefendiler. Yeteri kadar kullanıyorlar hep. Biraz daha ilerletelim. Biraz daha güvenli kullanalım. Benim eşim de dahil. Panikliyorlar hemen. Evet, Muhammed neredesin? Buradasın. Hava 6 derece, 11 dereceymiş. Dışarıda montsuz geziyor arkadaş. Montun nerede? Öne gel. Oğlum hava çok mu sıcak? Değil ama çok soğuk da değil. Allah Allah. Bakalım mikrofona ses ne kadar çıkıyor, Muhammed'den gelen ses. Merak ediyorum. Lözer almışsın. Duş löşer. Ama öyle böyle normal bir duş löşe değil. Nasıl bir şey? Evlak. Tak. Evlak.
Anlat bakalım. Ben buradan direkt dönsem. Bunlar niye bekliyor ya? Bacım bugün yeni bir zortu yani yeni bir Çeşit. çeşit ürettikleri gördüm. Yeni çıkmış, yeni çıkmış üst başa. Bak. Bakamıyorum bir saniye. Ein kleinen Moment bitte. Evet. Daha bitmedi ama bak. Ha, ne yazıyor? Snoops. Dostaşa bak. Ne yazdığını söyler misin? Dostaşa DOWG geç bak. Heh, tamam. Fresh from the dog pound. Annen almamız lazım. Nereden gideceğiz? Hemen ben telefon gibi. Normalde güzel duruyordu. Niye böyle durdu bugün? Aksilik yaptı. Dur şöyle. Ey, ne yaptın koca oğlan? Dersi sormuyorum. Nasılsın? İyi misin? Ha. Her zaman iyi olduğum için Her bugün zaman iyi. dersi söylüyorum. Aslan parça. Bugün bayağı iyiydi çünkü ben hiç yapacağımı hiç düşünmüyorum. Bunu sen mi yaptın? Snoops. Dost Löşe. D mi o? D-O double geçmek. Double. Double G geçmek. Geçmek. Ne demek D-O double G? Evet. Onun bir tane şey ismi mi ne diyeyim? D-R-E o mu? İşte onun gibi bir şey. Kısaltma yaptın yani. Çok iyi. Ya zaten o da bazen ismi söylerken ya da şarkılarda DOWG diyor. Ha. D-O-double-G. Ha tamam dog. Dog. D-O-double-G değil mi? Aslında ben böyle yazıldığını bilmiyordum. Hı. Ben direkt double G yazacaktım. Lu diye bir arkadaşım var ya işte sınıf arkadaşım. O da Fortnite oynuyor da bayağı. Hı. Benden hatta daha iyi biliyor neredeyse. O bana söyledi. Böyle yazarsan daha mantıklı olur diye. Çok iyi. İyi olmuş. Bunu da o söyledi. Bunu böyle yap diye. Çok güzel. Başka ne yaptınız okulda? Başka çok enteresan bir şey yapmadık. Yemekte ne yedin? Havuz. Afiyet olsun koçuma. Lezzetli miydi? Sen mi seçtin yemeği? Afiyet olsun. Zoya ne yapıyor? Ya işte bugün çok fazla yine Oğuz, sana dedim Oğuz'a gittik. Hı. Orada yine bir şeyler oynadık. Ne oynadınız? Zaten falan başka bir oyun yoktu. Mitax Bowser'a ne kadar zaman harcayabiliyorsun orada? Çok fazla 50 Yani öğle arası 50 dakika. dakika sürüyor. Yemeği hemen halledip oraya gidip yarım saat falan mı geçirebiliyorsun? Kalacaksa bu kadar şey Nasıl bu kadar anlaşıyorsunuz? zaman Oraya gidelim oyun oynayalım diye. Yemekten önce mi anlaşıyorsunuz? hem yemekten önce ben sordum ikinci pauza hem taksi fazla vazgeçmek diye o da olur dedi sonra da zaten aynı tişte yediğimiz için yani çok büyük bir tane masa var uzun aynı tişte yediğimiz için onun ne zaman bitirdiğini bir şey falan görebiliyor. Hemen yakaladın. Yemeğini bitire bitirmez. Çok iyi. Ya ben de o zaman bitirmiştim Şey zaten. geldi mi? Diğer kızın adı neydi? Arıba. Ariba geldi mi? O şey Tramonde kendi diplomayı tercih etti. Ha, iyi. İyi. Beraber oynadınız yani. O da güzel. So ile. Kim kazandı bugün? Oh. İyi. Bugün bir şey ısmarladın mı? Ben bir şey ısmarlayamadım. Niye? Ya. Ya işte geri Her gün kalmış. olmaz değil mi? Acaba Arada bir. ısmarlamak yani her gün olmakla bir şey değil. Değil mi? Tabii her gün olması gereken bir şey değil. Arada böyle jest olacak. Evet arada. Net böyle net bir davranış.
Nikolaus Schenken diye bir şey varmış. Hı-hı. Çikolata Nikolaus. Yani şey, Noel Baba. Çikolata ve Noel Baba, ne kadar büyük bilmiyorum, bayağı büyük sanırım. Aha. Şey, ne diyecektim, neydi onun ismi? Biyoloji değil, bibliotek ha. Bibliotek, kütüphane. Kütüphaneden bir tane blat alıyorsun. Aha, kağıt alıyorsun. Bir lira bir tane kağıt alıyorsun. Hı-hı. O kağıtta da şey, o Nikolaus'un kime gideceğini, kimden olduğunu yazmana gerek yok ama kime gideceğini yazıyorsun. Orada başka bir şeyler de vardı ama tam görmedim. Sonra da onu sen Nikolaus o kağıdı verme yeri var. Hı-hı. O yere gidiyorsun. Bir lira bir tane kleben yapma yeri var. Evet. Önce kağıdı aldıktan sonra bir lira yapıştırma yeri var. Yapıştırıyorsun. Sonra da orada bir tane post kastım var. Posta kutusu. Posta kutusu. Hı-hı. Posta kutusunda da brief yapıyorsun onu. Mektup haline getiriyorsun. Evet. Hı-hı. Sonra da oraya koyuyorsun. Çok iyi. Peki sen şimdi birini yazdın. Zaten burada geliyorum. Çok ben daha almadım. Yarın yazacağım. Yarın yazacaksın. En çok kimin, yani sen birine yazdın ya şimdi. Yazacaksın yarın. Sonra ona mı gönderiyorlar? Nasıl oluyor? Bilmiyorum, ona gönderiyorlar. Evet, ona veriyorlar. 3 sen burada bitiyormuş. Yani 3 Aralık'ta deadline var. Tamam. Güzel. Öyle sanırım ona veriyor. Yani kime, sonuçta onu Nikolaus gönderiyor. Sen Nikolaus'un yerine kime gitmesini istersen onu yazıyorsun. Ona bir hediye gidiyor. Çok güzel. Başka neler yaptınız? Bugün derslerden neler vardı onu da sorayım hadi madem en son. Ya en son annem spor var dedi ama spor yokmuş. Çantanı götürmüş müydün? Normalde var mıydı peki? Yok. Tamam o zaman. Zaten yoktu annem bu sabah. Spor vardı dedi, ben de evet dedim. Ha öyle. Tamam. Sonra da matematik vardı. Naygun de matematikte ne yaptınız? Matematikte Fahrettin gelmedi bugün. Yani öğretmenim, matematik öğretmenim. Hı hı. Onun yerine Fertreytum öğretmeni geldi. Yani onun yerine gelen öğretmen. Hı hı. Orada bugün planı var. Orada bayağı bir şey sohbet ettik. Birbirimizi tanıdık sonra da Fertreytum gelmedi. Bayağı geç kaldı bu arada. Onun üzerine biraz konuştuk. Sonra bugün planı verdim. Hı hı. Yeni bugün planı ondan biraz yaptım. Yeni Vohum planı bugün mü verdi? He. Ne zaman bitecek? Onu söylemedi. Bilmiyordu ama. Ha. İyi. Ama montak olamaz yani. Montak değil zaten. Tabii montak olamaz bence de. Çünkü bugün çarşamba. Yok olamaz. Şundan buraya uzanacağım. Kapatmaya çalışacağım. Evet. Başardım. Bir de var. Orada da mı yanıyor? O zaman ben açmışım. Buradan bir yerden basarak. Evet şuna basarak basayım. Heh, şimdi açıldı. Şimdi kapandı tam. Ama sağlık bir şey ya. Çok iyi yapmışsın. Hoş bir isim. Ne? Hoş bir isim olmuş. Reklamı güzel olmuş. Boş bir isim desin sen. Ona güzel de bir reklam filmi çekelim. YouTube'a atalım. Doğru. Tasarla bir senaryo yap. Ama şey, bunun ben ilk önce arkadaşımın dostaşısını almıştım. Bitmişti. Paketini kullanmıyorsan 2 dakika bana verebilir misin dedim. Onun bir Eminem halini yaptım. Yine bunun gibi. Onu nasıl yapacağım? Onun yani reklamını nasıl yapacağımı biliyorum. Çok güzel bir senaryo kurdum ondan. Tamam çok iyi. Zıplogu nasıl yaparım bilmiyorum. Senaryoya çalışalım biraz.
Benden de destek istersen yardımcı olurum. Yani Eminem'de bir tane çok hızlı söylenen şarkısı var. Hangisi? Rap God. Rap God. Onun çok acayip hızlı bir kısmı var. Ve de onu yani böyle bunu içince hemen böyle hemen onu söyleyebilir hale geliyorsun. Çok iyi. Süper senaryo. Yani kimse tabii o şarkıyı öyle Eminem gibi söyleyebilecek kişi anasından doğmamış ama ben de şarkıyı biraz şey yapacağım. Onu biraz ezberle. Çekelim. Şarkının şeyini almayı düşünüyorum. Şarkı kısmına. Tabii alırız onu. 7 saniyeye kadar telif almıyor. Tamam, o da 7 saniyeden çok uzun sürer. Evet. Zaten illa normal video çekmemize gerek yok. YouTube'a yüklememize gerek yok. O yüzden teliflik bir durumda olmayabilir, değil mi? Short videosu da atabilirsin. Short videosunda 3 dakikaya kadar telif olmuyormuş. Sadece 1 dakika sürüyor. Artık yükselmiş, pardon. 3 dakikaya yükselmiş, 1 dakikaya kadar telif olmuyormuş. Bu daha çok iyi. O kısmı zaten 1 dakika bile sürmüyor. 30 saniye falan bile Çok iyi, deneyelim. Çünkü bayağı hızlı sürüyor. Zaten short videolarını da telif olmuyor. İşte hiç yokmuş. Şimdi 3 dakikaya kadar çıktığından 1. dakikadan sonra telif oluyormuş yine. Tamam, bu arada zaten normal video olmaz kısa bir şekilde. Değil mi? Tamam. Reklam zaten kısa olmaz. Kısa olur. O yüzden. Çok mantıklı. İyi fikir. Ne zaman planlıyorsun? Bilmem ama şu an stoktayız. Ama size yaparım. Diğerinde yanında mı peki? Diğeri yok mu yanında? Diğeri yok yanımda. O sefer. Şey Tamam. zaten prototip yapmıştı ona. Aha. Ama bu daha bitmedi. Yani şuraya normal su tarzımları yazacağım. İçerikleri. Bunlar sevmez. Buraya da cool dog yazacağım. Cool dog. Çok iyi. Heyecanlıyım. Raider hasta mıymış? Bilmiyorum, gelmedi. Okulda öğretmenler gayet normal hastalanabiliyorlar burada arkadaşlar. Türkiye'de pek nadir olur ya öğretmenin gelmediği. Değil mi Muhammed? Burada öğretmenler zaman zaman hasta oluyor ve yerlerine bir öğretmen geliyor. Şey buldum aklımda. Söylesene ne buldun? Bizden bir tane bildiğim şarkısı var. Hangisi? Double Saat diye bir şarkısı var Ne biliyor diye? musun? Double Saat. Neydi o şarkı ya? Drop like the heart. Drop it like. Evet, Drop It Like Saat. Ha, evet. Böyle müzik önden çalacak böyle zaten şu an illa 3 dakika yapmamıza gerek yok. Uuu diye başlayan şarkı değil mi? Uuu. Tamam. Sonra da bu arada biliyorum çünkü bugün okulda müzik işte Naygun'da artık Naygun tema müziği. Aa çok iyi. O yüzden de normal partiyi yine Fatih'e değil. Normal tam müzik değeri geldi. Aha. Normal müzik değeri değil. O müzik değerinde karşı tek brief yazıyorduk. Kendimizle ilgili, en sevdiğim şarkı ile ilgili. Hı. Onunla da işte zaman bitince istersek kendimizi tahafın önüne gidip hem onları söyleyebiliriz neyim en sevdiğim şey ne falan diye en sevdiğimiz ya da müzik künçleri. Evet. Öğretmen de o en sevdiğim şarkıyı kısa bir şeyliğine çalıyor. Aa çok iyi değil mi? Sen ne seçtin?
Slim Shady'yi seçtim de. Real Slim Shady'yi mi seçtin? Ben sıra gelmedi. Sıra gelmedi. Aha. Aa şey yakıştımdı da hala zaman olacak. Yine aynı şey devam edecek yani. Aha. O yüzden güzel. Demiştim ya sana Lou diye bir çocuk var. Evet. Bugün Fortnite'da da o Snoop Dogg'un Black Shark şarkısı var. Hem yani bir tane emoji dansı var. Direkt dansını alabiliyorsun. O da şey Steak Brief'i o öğretmen onu tren aldığında o da Steak Brief'ine o şarkıyı yazmış. Aa süper. O yüzden güzel dinledik. Bu arada neredeyse herkes ya. Bayağı herkes. Biraz Fortnite'tan mı öğreniyorlar Muhammed? Çünkü Snoop Dogg eski bir şarkıcı. Eskiden çok popülerdi. Hala öyle de. Sizin yaş grubunun onu bilmesi beni şaşırtıyor. Eminem'i de aynı şekilde. Vallahi Fortnite'tan mı biliyorlar sence? Snoop Dogg'u Fortnite'tan öğrendim. Evet. Zaten Lou demiştik, yazmıştık ki şey Snoop Dogg The Black Sad from Fortnite demiştik. Hemen Fortnite sayesinde öğrendim. Sonuçta öyle bir şarkıcı sezonundayız ki. Bugün şöyle bir saat oyna o zaman. Tadını çıkar. Çok iyi bir şey dedin. Neden söyleyeyim mi? Neden? Aralıkta bitiyor sezon. Aralıkta bitiyor sezon. Ha, aralığa kadar. Yeni sezonda ne gelecek? Yeni sezonda da şey OG yani eski sezon 1, chapter 1'i geri getirecekler. Sonra da şu an chapter 5'teyiz. Hı-hı. Chapter 1, sezon 1 geri getirecekler. Yine bir kısa bir süreliğine bu oynadığımız sezon da bakayım. Eski chapter 2 sezon 2 remix. Böyle şarkıcı sezonu yapmışlar. OG yani eski chapter 1 şeyden sonra da chapter 6 başlıyor. Evet. Yani ama bu sezona bayıldım ya. Sezonlar ne kadar zaman sürüyor? Böyle remixler kısa bir süreliğine geri getirenler böyle mesela bu sezon bir ay sürdü. Bir ay sürdü. Evet 3 November'de başlamıştı. Hı hı. Aralık'ta da bitecek. Aha. Yani 1 Aralık'ta. Evet. 3 Aralık'ta. Yanımıza mutlaka PlayStation alalım giderken. Öyle ben ne diyordum? Ha. Normal böyle sezonlar mesela chapter 6, sezon 1 onlar falan bayağı uzun sürebiliyor bazen 2-3 ay ama böyle en Fortnite ilk çıktığında chapter 1 bile acayip uzun sürüyordu. Ha. Ama geriye baktığımda şu anki sezonlar aslında çok kısa sürüyor. Hep. Baya çok kısa. Hayat çok kısa, değmez bir kıza. Hadi bakalım. Sen bana o telefonu ver. Türk Market'ten aldığımız hazır mantılardan yaptık. Arkadaşlar ne kadar ufak yapmışlar. Ufak. Evet ufak. Kayseri mantısı diyorlar ya. Bir kaşığa 40 tane sığacak muhabbeti. Gerçekten bunlar epey ufak. Bakalım lezzeti nasıl paylaşacağım. Biraz sos koyalım. Bakalım bir de karıştıralım şöyle nasıl olacak. Bunları bu kadar küçük nasıl yapıyorlar sunuyu? Makine mi yapıyor bunları? Küçük kesiyorlar baba. Mantıları makine yapıyor tabii. Ufacık yapmışlar. Bir bakalım tadına. Bazıları küçük yapıyor, küçük kesiyorlar. Elde de yapabilirsin de çok uğraştırır. Bir daha. Nasıl? Bunu etonara yaz herhalde. Nasıl baba? Çok lezzetli. Gerçekten beğendim. Evet. Ben de şimdi bakacağım. Pişirirken kokan şey eti değil mi? İyiydi ya. Hadi Zeynep. Sen de beğendin mi? Tamam. Arkadaşlar nasıl buldun bu arada? Mantıyı. Güzel. Instagram'a hanımefendilerden yazacak olanlar varsa, bana değil de Sümeyye'ye soru soranlar olanlar, Sümeyye de aynı Instagram'a sahip, o da görüyor. Mesajlarınızı attığınız zaman cevapları Sümeyye yazar. Sümeyye Hanım falan diye yazarsanız. Bu da bir hatırlatma olsun.
Çekinmeden yazabilirsiniz. Bizim yok ama. Sümeyye Hanım yazmayın, Sümeyye yaz. Bizim yok ama.